Hikmetle yazılmış olan bir kitabın, manalı bir kitabın katibini, yazarını veya sanatkârane yapılmış bir eserin sanatkârını aradığımızda bize aradığımız katip veya sani'in, sanatkârın kör bir zat olduğu söylense inanır mıyız? Elbette ki inanmayız. Hem kör hem de sağır olduğu söylense bu fikri de asla kabul etmeyiz. Hem kör, hem sağır, hem de şuursuz olduğu söylense bu iddiaya da ancak güleriz. Hem kör, hem sağır, hem akılsız ve hem de hayatsız olduğu söylense bu hurafeye tavsif edilebilecek, bu hurafeyi, akılsızlığı, şuursuzluğu niteleyebilecek bir söz asla bulamayız. İşte sevgili dostlar, tabiat, doğa, bu son iddiada belirtilen mevhum sadece öyle düşünülen sanatkardan başka bir şey değildir. Zira tabiat ve doğa dediğimiz şeyin kesinlikle kör olduğunu, sağır olduğunu, akılsız olduğunu, hayatsız olduğunu hepimiz biliriz. Madem biliriz, öyleyse kalkıp da Allah'ın sanat eserlerini bu mevhum olan tabiata asla veremeyiz.